Sevgili seyirciler, Kanal Antalya'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar. Bugün çok özel bir gün. Hani o boğazın içerisinde binlerce geminin olduğunu görüyorsunuz. Binlerce askerin olduğunu gördüğümüz bir zaman var. Ben biraz başka bir tarafından bakacağım. O Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, hatta Güney Afrika'dan birçok insanın bizim Çanakkale Boğazı'nda gelip savaş yapmaya geldiğini bir düşünür müsünüz? Niye geldiler onlar? Adamların belki gittiği yerden haberi bile yoktu ama onları yönlendiren başka bir akıl, başka bir güç olduğunu düşünüyorum. Yani düşünmüyoruz, biliyoruz zaten. O zamanki amiral gemi, o zaman İngilizlerdi biliyorsunuz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri olabilir ama yine de küresel güçlerin babası değil ama tırnak içinde ana gücü İngiltere ve Çanakkale'ye gelmişlerdi. Soru şu, niye geldiniz, ne istiyorsunuz bizden? İngiltere bayağı bir uzak bir yer değil mi? En az bir 5-6 bin kilometre vardır aşağı yukarıya. Ve gelme sebeplerini aradığınız zaman aynı bugün bile garip bir Türkiye'ye bir geliş var. Aslında Çanakkale Savaşı döneminde silahla gelen o güçler, o zihniyet bugün de başka türlü geliyorlar. Bugün bizim domates, biber, patlıcan o tarlalarımıza girmiş durumdalar şu anda. Bankalarımıza girmiş durumdalar. O gün silahla gelen insanlar şu anda barajlarımızı aldılar, fabrikalarımızı aldılar. Çocuklarımızın ekmeğini alıp götürüyorlar aslında. Aslında hala bir şeylerin savaşını veriyoruz. Biz Türk milleti olarak, Türk halkı olarak aslında Çanakkale Savaşı hala devam ediyor. Benim aklıma bunlar geldi. Himmet Bey tabii o günleri çok güzel değerlendirip gündüzde bir program yapmıştı. Ben anlatabiliyorum, o da çok güzel şiir yazıyor ve şey yapıyoruz. Anlaşıyoruz o noktada, değil mi Himmet Bey? Evet, bugün ifade ettiğiniz gibi sizin de Çanakkale Savaşı'nın onurumuzun, varlığımızın, dirliğimizin, birliğimizin, cumhuriyetimizin temel taşı olan, kuruluş felsefesinin temel taşı olan Çanakkale Savaşı'nın 104. yılı. Kutlama demeyelim de, kutlama da diyoruz, anmak demek daha doğru. Evet. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Onlara ne yapsak hakkımızı ödeyemeyiz. Çünkü onlar şehit olacak yaşta bile değil ki, daha küçücük çocuklar bıyıkları terlememiş. 15'liler, 1315'liler. Niye geldiler doğru? İngiltere değil niye mi? Geldi? Ne işiniz var? Dünyadan bir haber, Yeni Zelandalı, Avustralyalı Anzaklar niye geldi? Nepal'daki burkalar niye geldi? Hı-hı. Nereye gittiklerinden dediğiniz hiç haberleri yok. Onların haberi bile yok. Hı-hı. Fransa niye geldi? İtalya niye geldi? Topraklarımızı almaya geldiler. Onurumuzu almaya geldiler. Bizi mankurt yapmaya geldiler aslında. Belleklerimizi, bilincimizi, 10.000 yıllık bilincimizi boşaltmaya geldiler. Bugün de burada değiller mi aslında Himmet Hep Bey? Buradalar. Değil mi? Buradalar. Topraklarımızın açık evet. İşgal altında olmasının hiçbir önemi yok. Zihinsel işgal olarak her zaman varlar. Evet. Ki biz ne İngiltere'nin tarih boyunca böyledir, ne Yunanistan'ın, ne herhangi bir başka devletin hiçbir zaman o halkın düşmanı değiliz ki. Biz de bu dünyada yaşamak istiyoruz. Benim 17-18-19 yaşında, yok düzeltiyorum. 21-22 yaş döneminde bir İngiliz sevgilim vardı. Bunu biliyorsunuz, anlatmıştım. Anlatmıştınız. Evet. En insani bir şey. Aşk, o İngiliz sevgi, kadın, evrensel. Şöyle bir şey var. Aslında nereden korkuyorlar? O İngiliz kadın, yani benim çocukluk sevgilim, Türkiye'de İbrahim Tatlıses'i dinlediği zaman hüngür hüngür ağlamıştı. Bir ozanımız bağlama çaldığı zaman çok duygulanmıştı ve çok etkileniyordu. Çok ilginç. Hatta diyordum, sen bunun sözlerini bilmiyorsun, nasıl ağlayabilirsin, nasıl duygulanabilirsin? Bizim Anadolu kültürümüzün bir ifade şekli var, bir gırtlağı var, bir ifade biçimi var. Konuşmanız bile gerekmiyor, ifadeniz, evet, hiç tarzınız. Anlamasına bile gerek kalmıyor ve orada bir acının olduğunu hissediyor ve Anadolu kültüründen çok etkilenmişti. Şunu anladım aslında,
onlara özellikle Avrupa'nın bir kimliği var. Çok sanal bir kimlik, çok kalıplı bir kimlik. Duygularını çok ifade edemeyen, kendi özgür gibi görünüp aslında özgür yaşamayan bir toplum var. Bence zihniyet olarak bugün Amerika Birleşik Devletleri de, İngiltere ve Avrupa'da insanlar şu andaki Türkler kadar özgür yaşadıklarını düşünmüyorum. Şekillendiriyorlar, basma kalıp düşünceleri pompalıyorlar, onlara bir insani yapının ötesinde bir kimlik oluşturuyorlar ve onun içinde onlar da yok olduğunu düşünüyorum. Sadie Page ismini de hatırladım bak şu anda nedense bir anda çok geçmişe gittim. O İngiliz sevgilim. Bildiğiniz bir Türk hayranı olmuştu biliyor musunuz? Anadolu kültürün hayranı olmuştu. Çünkü insani taraflarımız çok yüksek. Zaten benim başka konularda felsefe yaptığım noktalardaki altını çizdiğim yer de şurası. Biz Türkler çok farklı bir kültüre sahibiz. Çok insani, çok merhametli, vicdanlı, çok meraklı, çok yardımsever. Bir kaza olduğu zaman 100 kişiyi oraya kurtarmaya gideriz ama Avrupa'da bir kaza olduğu zaman hiç kimseyi orada göremezsiniz. İnsanlar bakmazlar bile. Bizim kapımıza gelen hiç kimseyi biz boş çevirmeyiz. Mutlaka bir yemek yediririz. Bir yumurta kırarız. Paylaşmayı çok seviyoruz. Dünyanın en güzel kültürünü yaşadığımızı düşünüyorum. Bu kültürün karşısında da bu insanlar bence bir şeyi çözemediler. Yani bizi değiştirmeye çalışıyorlar, bizi sömürmeye çalışıyorlar ve bunun sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle bugün uluslararası o küresel yapının, emperyalizmin şu anda aynı Çanakkale Savaşı'nda asker gönderdikleri gibi bugün burada onların uzantıları var. Bugün Mehmet, Ahmet, Ayşe, Fatma yarı aç geziyor. Benim kızım, en küçük kızım, küçük kızım uluslararası ilişkileri bitirdi. Mesleğinden dolayı sürekli olarak yurt dışına gezmeye gidiyor, öğrenmeye gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne birkaç kez gitti. Bana şunu söylemişti, baba onların hani sokak satıcıları, sokakta yaşayanları var ya, evet. Onlar bile bizim kaymakamımızdan, hakimimizden, öğretmenimizden daha standardın üzerinde yaşıyorlar. Onların fakiri bile bizim Türkiye'deki ortanın üzerindeki standarttan bile fazla. O para nereden gidiyor onlara? Yani adam sokakta yaşıyor değil mi? Ya da diğer çiftçiler, esnaflar bizim halkımızdan çok daha mı fazla çalışıyorlar? Çok daha mı zekiler de onların hayat standartları çok yüksek? Bunun matematiksel bir sonucu var. Hem siyasi felsefenin içine girip çıkarırsanız, oradan çıkarım alırsanız, Türk halkı sömürüldüğünü anlarsınız. Aslında biz aptal değiliz. Biz geri kalmış bir zihniyete de sahip değiliz. Sadece bir sorunumuz var. Buradaki insanların toprakları, buradaki insanların alın teri maalesef çok büyük bir oranda yurt dışına çıkıyor. Ve o yüzden buradaki bizim çocuklarımız şu anda işsiz. Bizim kadınlarımız o yüzden şu anda yemek yapamıyor. Bizim babalarımız şu anda, erkeklerimiz yere başını eğmek zorunda kalıyor yoksulluktan ve fakirlikten büyük bir oranda. Burayı değiştirmenin, bu Çanakkale Savaşı'nın bugün itibariyle durdurulmasının tek yolu var. O da bağımsız bir ülke haline tekrar dönüşmek. Elbette uluslararası ticaret olacak. Elbette turizm olacak. Uluslararası ilişkilerimiz olacak. Elbette evrensel düşüncelere de sahip olacağız. Bunların hepsini evet, ama bu demek bizim ülkemizin topraklarını ve alın terini başka ülkelere transfer etmek demek olmamalı. Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in, Ayşe'nin, Fatma'nın emekleri burada kalmalı. Bu insanlar, bu şu anda Türkiye'nin durumu hiç iyi değil. Suriye'ye bakın, aynı o emperyalist, Irak'a bakın, aynı emperyalizmin bir Çanakkale Savaşı'nı gözlemleyebilirsiniz. Biz Türkler, biz Türk milleti, Türk halkı bugün nasıl dedelerimiz Çanakkale'de ölmeyi hiç düşünmedilerse, hiç umurlarında bile olmadıysa, bugün artık Türk milletinin en büyük çıkış noktası kendi bencil duygularını bırakıp, insani çıkarlarını bırakıp toplumsal, milletsel çıkarlarımıza doğru yönelmek zorundayız. Eğer Türkiye, Suriye ve Irak'a döndürülmeye çalışılırsa,
bizim bireysel gücümüzün hiçbir önemi yok. Birkaç hafta önce söylemiştim, Suriye'deki bir doktorun, bir tüccarın, çok zengin bir yoğurt fabrikasının sahibinin hiç önemi kalmadı. Çünkü ülkesi gitti ve kızınca yiyeceği hiçbir şey kalmadı. Bireysel çıkar düşünmek, kendi kasanı düşünmek, sadece kendi sofranı düşünmek uzun vadede büyük bir hata olduğunu Suriye gördü, Irak gördü, Afganistan gördü, Pakistan gördü, Kore çok daha önce gördü, Vietnam gördü. Birçok insanlar bunu bütün dünyada yaşadılar. Bu yüzden biz Türkler, üzerimize en büyük düşen sorumluluk kendi soframızı değil, ülkemizin sofrasını düşünmek zorundayız. Evet. Buna göre hareket etmek zorundayız diye düşünüyorum. Batılı siyasal ideolojik kaygıları olmayan Batılı tarihçilere, evet, seyyahlara, onların kaynakları, yazdıklarına bakıyorum. Bizden, Türklerden, Anadolu kadınından hep övgüyle İbn-i Arap seyyah, İbn-i Battah'a bakıyorum, Marco Polo'ya bakıyorum. Avusturyalıların bir affedersiniz, Sırbistanlı bir Sırp yazar var, Ivo Andrić, Nobel Edebiyat Ödülü almıştı. Hı hı hı. Osmanlı sonrasını Sırbistan'ı, işte Avusturya, Macaristan İmparatorluğu işgal ediyor ya, Osmanlı sonrası o süreci anlatıyor. Benim yer yer eleştirim vardır Osmanlı tarihi, bizim, evet, tarihimiz olmasına rağmen. Olacak tabii ki. Övgüyle söylüyor, biliyor musunuz, Osmanlılardan. O kadar güzeldi ki, herhalde biz Türkler hariç Osmanlı herkese çok hoş görülüyordu ya. Övgüyle söylüyor, Nobel Edebiyat Ödülü almış biri. Evet, biz Türklerin Avrupalılardan, Batılılardan çok belirgin farkları var. Evet. Biz bir kere toplumsal bir, yani dayanışmacı bir halkız, bir ulusuz. Yani elinde avucunda ne varsa paylaşabilen, yarım ekmeğini paylaşan, dünyanın hangi halkında, hangi insanında şu anlayış vardır, Tanrı misafir anlayışı vardır. Değil mi? Tanrı misafir. Evinize gelir, evet, baş köşe, bir baş köşe vardır. Kesinlikle. Geleneksel kültürde. Baş köşe kim, nedir biliyor musunuz? Misafir için özgülenen. Misafir odası başka toplumda yok ki bizden başka. Baş köşe ya, baş köşe. Çünkü misafirin bir kut, bir uğur, bir rızık, rızkınla geldiği anlayışı, uğur getirdiği, evde bir şey aslında yemesinden içmesinden hiçbir şey eksilmeyeceği, tam tersi artacağı inancı, anlayışı var. Türkiye'deki böyle bir toplum, yani ne yapılması lazımdı o zaman? Evet. Bir i̇şte görgüsüz, bir mankurtlaştırılması lazım. Evet. İçinin, belleğinin boşaltılması gerekirdi. Şimdi görgüsüz sosyetemiz vardır, Avrupa'ya özenen. Onlar misafir odasını kaldırıp, misafir odasına gerek yok, İşte oturma odası, herkesin odası. Hı. Halbuki bu 5000 yıllık, bana göre olan 5000 yıllık, size 10.000 yıllık milletleşme sürecinde bizim misafir odamız demek, dışarıdan gelen bir kişiye en güzel, en iyi sandalyemizi, koltuğumuzu, malzememizi, tabağımızı, çanağımızı vermek demek. Hani hatırlar mısınız, annelerimizin gümüşlük diye dolapları vardı, onların içerisinde hiç kullanamadığımız, bizim kullanmadığımız en güzel bardaklar, en güzel tabaklar, en güzel ne bileyim peçeteler vardı ve onlar neyi beklerdi? Misafir beklerdi, değil mi? Dünyanın en güzel şeyi başka bir insana bir şey sunmak. Ve biz Türkler bunu yaşayan ve yaşatan dünyadaki çok ender toplumlardan bir tanesiyiz. Bu noktada, evet, beni çocukluğuma döndürdünüz. Hı hı. Küçükken ben, yani biz Toros Dağları'nda yoksul bir aileyiz. Rahmetli babamız karcı, işte ufak tefek az çok yerimiz falan var. Ben küçükken hep bize misafir bir konuk gelse diye dua ederdim. Neden? Çünkü 8 kardeşsiniz, biz en küçüğüz gerçi. Yani tek yemek yenir bizde. Notlarım var. Bizde bir tek yemek tüketiriz. Belki çorba olursa yanına pilav, işte kuru, evet, soğan. Misafir gelince evde ne varsa pişirilir. Değil mi? 3-4 çeşit misafir yemek gelse çıkar. Ben de sebeplensem yesem diye, evet, dua ederdim. Bir de doğru dürüst hani televizyon yok, o günler çocukluğumu düşünüyorum. Belki radyo var. Babam ilk radyoyu alanlardan, hevesli, yani sosyal bir insandı. Yeni bir kültür, yeni bir bakış, yeni bir insan, evet, yeni bir dünya tanısak, evet, öğrensek diye. Ben misafiri sevmişimdir. İşte hale Kanal Antalya'ya giren misafirlerimiz kapıya kadar uğurlama anlayışım. Rahmetli babamızdan, atalarımızdan gördüğümüz bir töre, güzel bir töre anlayış. Onları yitirmememiz lazım. Aslında, evet, bizim şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında, yani halkımızla şunu paylaşıyoruz. Bizim gibi bir toplum dünyada çok ender var. Yani Türk toplumundan başka çok nadirdir. Başka toplumları
ötelemek istemiyorum ama Türklerin çok belirgin bir özelliği bu. Kürtler bize bu konuda, biz Kürt kardeşlerimiz Türklere bu paylaşımcı tartışma konusu o kadar benziyor ki. Ben zaten muhteşem bir benzerlik. Ya, muhteşem şöyle söyleyebilirim, Kürtlerle Türkleri ben hiç ayırmam. Yani, muhteşem Kürtler ve Türkler ortak bir toplumdur. Hani 1000 yılın geçmişine gidersek belki boy olarak farklı noktalara gidebilirler ama hani bu Türklerdeki boylar gibi bence Türkler de o koskoca Kafkasya'da yaşayan, genişleyen Türk milletinin çok önemli parçasıdır ve 1000 yıldır da zaten temel bileşeni, en büyük varlığını sürdüren ve Türk ve Kürt yapısının torunlarıyız hepimiz. Yani sonuçta birazcık Orta Anadolu'ya gidin, Kürtler ve Türklerin evliliğinden binlerce, yüz binlerce insan doğmuştur. Evet. Batı'ya gidin öyle, her tarafta öyle. Ben zaten Kürt kültüründe de, yani Doğu kültürü diyeyim daha doğrusu, dünyanın en misafirperver insanları, en aynı işte Türk-Kürt şey yapısının en büyük örnekleri. Orada da aynı şekilde misafir Doğu'ya gittiğiniz aynen zaman oturtacak yer bulamazlar size. En güzel yemeklerini çıkartırlar. Bu bizim bütünsel ulusumuzun, Türklerin ve Kürtlerin ortak kültürü, muhteşem bir kültür. Demin nereden girmek istemiştim? Çanakkale Savaşı aslında bir kültürel savaş, bir etnik savaş. Bu kültürün rahatsızlığını hissediyorum. Düşünsenize Amerika'ya gönderdiğiniz ne kadar hırsız, soyguncu, at hırsızı varsa Amerika'ya gönderdiğiniz gemilerle ve oradaki Kızılderilileri katlediyorsunuz. 50 milyon. Tabii ki milyonlarca. Zehirli battaniye bırakıyorlar çünkü o farklı eski dünyanın hastalıkları yeni dünyada Amerika'da yok. Güya onlara iyilik yaparcasına battaniyeler veriyorlar, hediye ediyorlar. Onlar hepsi da hastalıklı. Dürüst insanlar, doğayla barışık insanlar, doğanın çocukları, inanıyorlar, alıyorlar. Hepsi kırılıyor. Evet. Şöyle bir zihniyetleri kültür var. Kültür kırımı, soy kırımı yani. Gerçekten enteresan. Yani böyle bu savaşlar, dikkatle bakın, Haçlı Seferleri konusuna bakın. Haçlı Seferleri bakıyorsunuz Roma İmparatoru ta Hindistan'a kadar gitmiş. Daha ortada hiçbir şey yok. Yani dünyanın daha milletleşme döneminin ilk zamanlarına baktığınız zaman adam çıkıyor Roma'dan, İtalya'nın Roma şehrinden, genişlemiş bütün orduları, Avrupa'daki adamları topluyorsunuz, Hindistan'a gidiyorsunuz. Sizin ne işiniz var orada? Yani Tanrı sizi, dünyayı size mi gönderdi? Böyle bir saçma şey olabilir mi? Çok güzel mi? Bir... bugünkü söyleşileriniz öyle şeyler deşeliyorsunuz ki beni. Evet. Hindistan'a gidiyor Büyük İskender. Evet. Taş üstünde taş kalmıyor. Aristo'ya soruyor hocasına. Ha, bir bakıyor çevrede fethetmiş ama hiçbir şey yok. Hı hı. Yerle bir, yerle yeksan olmuş. Aristo'ya diyor ki hocam, Aristo bu nedir diyor. Aristo ne diyor biliyor musunuz? O tarihe geçen sözünü. Zafer veya bir hiç. Evet. Kazandı zafer ama her şey yok ama olmuş. Hiç, bir hiç. Hiç ama. Bir hiç. Yani tabii ki. Sanırım ilk bakınca tarihe, uygarlık tarihe, siyasal tarihe ilk saldırılar hep batıdan doğuya gelmiş. Tabii ki batıdan gelmiş. Doğu, doğu toplumlarında sanki bir nefs müdafaa var. Var gibi. Var var. Zaten hani ilk Haçlı Seferlerini incelerseniz. Daha, tabii tabii. Haçlı Seferi diyoruz bakın. Türk Seferi ya da Hint Seferi demiyoruz. Dinsel gibi ama temeli ekonomik. Aslında temeli ekonomik yani saldırı. Belki de etnik diyebilirim yani Avrupalı olmak. Ya dinsel yani kılıfı dinsel... Haçlı deyince ama evet. Yani doğunun kaynaklarını yağmalama. Evet. Şimdi kızınız hani baba işte sıradan bir insan, sade bir yurttaş, bizim kaymakamımızdan nerede işte üst düzey bürokratımızdan daha iyi yaşıyor batıda demiş ya. Tabii ki yaşar. Çünkü Batı'nın işçi sınıfının zenginliğinin yani refahının kaynağında bile doğunun kaynakları var. Afrika'nın, Asya'nın. Şunu ben yine başka bir yere gideceğim yani biraz komik olacak ama Seydi yani o İngiliz sevgilim şunu yapmıştı. İlk tanıştığımız ilk zamanların içerisinde. Siz 14 Mart'ta mı tanışmıştınız Seydi ile? Nereden biliyorsunuz ki? Birkaç kez yinelediniz bugün 14 Mart olunca. 18 Mart. Düzeltiyorum gibi. 18 Mart olunca. Yani evet. Sadece bir fikir attım. Hayır yok, yaz saatinde karşılaşmıştık. Peki. Evet. Hay Allah. Şunu söyleyeceğim. Tam bir İngilizdi. Böyle kafası dik, burnu havada. Tamam. Yani mağrur. Mağrur. Onlara kalıplaşmış bir biçim vermişler. Sade insana bile İmparator İngiliz kralı. Tabii İmparator işinin yani kraliçenin sanki Türkiye'deki versiyonu gibi. Şey. Ama daha sonra bir hafta sonra o mağrur, o burnu havada olan kadın gitti. Vakur bir insana mı dönüştü?
Tamamen enginleştiği, tabii ki bir baktı ki başka bir şey var. Sevgi var, samimiyet tabii var. Sevgi varsa sadeleşme var. İkiyüzlük yok, hiyerarşi yok. Herkes insan. Biz Türkler böyleyiz işte. Yani onların aslında yaşamak istediği, özlediği kültür de Türk kültürü olduğunu ben birebir yaşadığım için söyleyebiliyorum. Dünyanın en muhteşem kültürünü yaşıyoruz. Kürtler ve Türkler bu coğrafyanın bütün dünyaya verdiği en büyük mesajlarını veriyoruz. Biz insan severiz, toplum severiz, misafir severiz. Hayvan severiz. Evet, hayvanları severiz. Canlı cansız severiz. Her şeyi severiz ya. Evet. Karıncayı incitemeyiz ki biz. Bu Çanakkale Savaşı'nın temel sebebi de bu o ilk görünüşündeki burnu kalkık, o kendilerini bir şey zanneden kalıbın aslında baskısını bize yapmaya çalışıyorlardı. Çanakkale Savaşı'nın en temeli tabii ki içinde ekonomiyi barındırabilir, sömürecek adam. Sen kimi sömürüyorsun, niçin sömürüyorsun yani ne istiyorsun? Başka bir halkın ekmeğini niye alıp götürüyorsun, eve gerizekalı dersin yani ne işin var senin? Bugün de aynı sorunla karşı karşıyayız. Sen geliyorsun Türkiye'deki bütün barajları satın alıp gidiyorsun baskıyla, üç kağıtla. Bütün kaynaklarımızı götürüyorsun, tohumlarımızı yok ediyorsun, ata tohumlarını bırakmıyorsun. Ne istiyorsunuz siz bizden? Ne işiniz, ne derdiniz var? Başka bir, onlara şöyle bir, bütün insanlarımızın düşünmesi gereken bir yer var. Küresel güçler, bu tip zihniyet, bu baskıcı, emperyalist zihniyetin bir hastalığı var. Sadece dünyada kendilerinin temsilci olduğunu ve zeki olduklarını, IQ'larının işte Türkler için 89 belirlemişler. Zeka düzeyi desek yani. IQ'su, evet, zeka düzeyini 89 olarak belirlemişler. Asla kabul etmiyorum. Benim karşımdaki Himmet Cansız'ın en az 130 ibriniz vuruyor sizin. Bırakın 89'u, 130'larda gezdiğinizi biliyorum. Çevremdeki insanlara bakıyorum, hepsinin IQ'su çok yüksek. Şöyle bir problemleri var. Teşekkür ederim. Kendi aşağılık komplekslerini, kendi statikocu o zihniyetlerini bizim üzerimizde hazmedemedikleri bir şey var. Biz çok özgür ruhlu insanlarız. Ve burada nasıl söyleyeyim, baskıyla, savaşarak kaynaklarımızı bir şekilde bizim saflığımızdan faydalanan, bir de biz safız. Yani biz Türklerin bu zeki olmasının arka planında başka bir şey var. Bu insani niyetlerimizin çok yüksek olması. Saf ve temiz olduğumuz için eli tespitli her sakallıyı babamız zannederiz. Her sakallıyı, her paltoyu, her tespihi, her şey. Evet. Büyük bir din alimi, allame sanırız, hemen öyle inanırız, hemen ona inanırız. Güveniriz. Tabii, ondan tabii. Sonra çok bedeller öderiz. Maalesef. Şunu, bir çok önemli bir yeri daha tamamlamam lazım. Şimdi bu küresel yapının hesap edemediği bir şey var. Evrensel, bilimsel evrim, toplumsal evrim ve maddesel evrim, yani dünyanın ve evrenin evrimi, gelişimi, buna paralel olarak insan sayısının artmasına sebep oluyor. İnsanlar çoğalıyorlar. Yalan haberlerle ve yalan makalelerle insan sayısının şu anda 7 milyar olan nüfusun dünyada çok fazla olduğu gibi bir varsayım sunarlar. Bunu bizim insanlarımızın bilinçaltına yerleştiriyor ve çıkan savaşları, bu kadar insan sayısı çok fazla, insanların ölmesi gerekliliğini bile konuşan ruh hastaları var. Halbuki 14,5 milyar yıl evren şu anda varlığını maddesel olarak sürdürüyor. 4,5 milyar yılda bir canlılık oluşturmuş ve biz devam ediyoruz Tanrı'nın kurallarıyla. Sen o 7 milyarın üzerine bir gök taşı düştüğünü düşünün ya da bir virüs yayıldığını düşünün. 7 milyar insanın tamamı yok olabilir. Siz eğer nüfusu düşürürseniz, hani 3-4 milyar nüfusu hesaplamaya çalışıyor bu ruh hastalarının planın şekli böyle. Sebebi de işte yetmediğini, dünyanın küçük kaldığını söylemeye çalışıyor ama bu çok komik bir iddia. Tam tersi, eğer insan sayısı ve hayvan sayısı dünyada düşerse insanlığın ve canlılığın yok olmasıyla karşı karşıya olduğunu çok açıkça ifade edebilirim. Canlılık ve insanlık risk altına girer. Bu yüzden insan sayısının 7 milyar değil 12 milyar, 15 milyar hatta 20 milyara çıkabileceğini, çıkması gerektiğini söylerim. Başka insanları öldür, bu abuk subuk ruh hastalarının sanal iddialarıyla gidip de Afrikalıyı öldüremezsiniz, bir Arabı öldüremezsiniz, bir Kürdü, bir Türk'ü öldüremezsiniz.
Bunlar onların sadece uydurdukları birer sav. Kendilerine bir gerekçe bulmaya çalışıyorlar. Çanakkale'ye gelmelerinin yine aynı bugünkü insan düşmanlığı sisteminde Türk düşmanlığı, bizi insanız, siz bizi niye öldürmeye geldiniz? Sormak lazım, ne işiniz var sizin burada? Bugün bizim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da başta olmak üzere bütün insanlarımızın düşünmesi gereken, biz önce insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var. 7 milyar insanın yaşaması için biz kendimizi korumak zorundayız. Onların bu sanal ve ruh hastası ölçeğinde düşündükleri düşünceleri bizim bilim adamlarımızın reddetmesi gerekiyor. Makalelerle, bilimsel çalışmalarla bunu ortaya koyması gerekiyor. Bu yüzden bugün bizler, bizim gibi düşünen insanlar bu savaşı vermek zorundayız. Biz Türk toplumunun, Türk halkının yaşaması için tüm gücümüzle, tüm zekamızı kullanıp onlara karşı bu Çanakkale Savaşı'nı bugün de geçit vermemeliyiz. Yani biz savaşa devam ediyoruz aslında. Evet. Bunu iletebilirim. Belki sıcak savaş değil ki, yer yer sıcak savaş ama bir savaş olduğu kesin. Soğuk savaş, evet. Türkiye toprakları, Cengiz Han Bey, Türkiye'nin toprakları, evet, abartısı 1,5 milyar insanı besler yani. Öyle verimli bir toprak. Kesinlikle. Katılıyorum. Şimdi bu Batırların o mağrur, kendisini beğenmiş, böyle bir anlayış var. Hali, o soğuk espriler. Mesela ben Batırların esprileri pek, yani zeka gerektirmiyor bizim gülebilmemiz için. Zeki espriye güleriz de. Evet. Şimdi bir Çanakkale Savaşı konusunda devam edelim isterseniz. Bütün dünyanın güçleri 7 düvel birikiyor. Yani sanki cin olmuşlar, şeytan olmuşlar, azman olmuşlar, sırttan olmuşlar Çanakkale'ye geliyor. Her türlü hesap, evet, yapılmış, her türlü hesap kitap yapılıyor. Evet. Çanakkale'den gelecekler, İstanbul'da verecekler, eğlenecekler. Oradan işte Sovyet Rusya'ya, o günkü adı Çarlık Rusya'sına yardımcı olacaklar. Hesaplar bu ya. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İngiltere'nin o kurt siyasetçisi Churchill Başbakan, Çanakkale Savaşı'nda aslında İngiliz donanma komutanı. İşte tarihe şöyle kayıt düşüyor. Çanakkale'de her şeyi hesap ettik. Kesinlikle kazanacaktık. Fakat hesap etmediğimiz bir genç bir subay vardı. O da Mustafa Kemal. İngiliz gururum olmasa Mustafa Kemal'in alnından öperdim diyor. Tabii, yani tabii. Bu açıklaması yani net. Evet. Rakibinin bir genç subayı, zabiti överken bile İngiliz gururundan söz ediyor. Tabii. Onu vurguluyor. Oysa ki bir yiğitliğin, bir mertliğin, bir centilmenliğin takdir edilmesi için gurur falan gerekmez. Aslında evet, takdir etmiş de yani çaktırmadan. Takdir etmiş ama hala İngiliz gururuna sürüyor. O kibrinin altında bir yine bir şey üstünü var, örtüyor kibrini. Evet. Yani hani Anadolu'da bir söz vardır. Churchill gibi derler. Yani kurnaz insanlar için. Evet. Asılacaksın, evet, İngiliz ipiyle asıl derler ama İngiliz'in ipi, yani o İngiliz zekası, o kurnazlık her şeyi hesap etmiş. Anadolu topraklarında, Türklerde bir Mustafa Kemal çıkabileceğini hesap etmemiş. Onlar alışmışlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde duyunu umumiyeyle kaynaklarımızı sömürmeye. Evet. Öyle bir pısırıklaşmış, yoksul bir halk, aç, susuz, sefil nasıl olsa savaşamaz diye düşünmüşler. Ama hesap etmedikleri bir şey var. Türk ulusu, Türk halkı dirayetli, ferasetli, güçlü, zeki, örgütçü bir lider bulduğu zaman onun yüreği bomba olur. Kesinlikle. Yüreği şarapnel olur. Burada yüreği bıçak savar olur. Tabii ki. Şunu da belirtmem lazım. Demin ne söylediklerimi düşündüm bir an hızlı bir şekilde ama İngiliz halkını ben aslında yermedim. İngiliz halkına, İngilizlere şunu zaten söyleyeyim, evet. Siyasal tarih. İngiliz halkına bir şablon veriliyor. O mağrurluk, kibirlilik gibi. Aslında İngilizlerde eğer serbest ve özgür bırakırsanız, ben o örneği o yüzden vermiştim. Türkiye'de Anadolu topraklarında bir İngiliz kadınının ne kadar bir anda değişebileceğini, duygusallaşabileceğini, bizim gibi tepkiler verebileceğini anlattım aslında. Mavi Mavi diye bir şarkısı vardı, hatırlar mısınız İbrahim Tatlıses? İbrahim Tatlıses'i çok seviyorsunuz herhalde ya. Ses çok güzel. Sesi güzel, tabii güzel, kabul edelim. Tabii, tabii. Hatta bana Gözleri Boncuk Mavi şarkısı. Evet. Seydi'nin gözleri de maviydi. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Aslında onların özünde ve içinde o şablon giydirilmediği takdirde bir insan kötü olamaz, mağrur, kibirli olamaz.
Burayı kastetmeye çalıştım. Onlarda bir şablon, aynı hani kırmızı urbalar vardır ya, bir şablondur aslında o. Kendilerine bir biçim oluşturuyorlar. Kırmızı ne dediniz? Kırmızı. Urba. 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 Rob, ha, Fransız Rob. Ha, evet. Anadolu'da hani gelini evet. Urba sorur ya. Tabii, bu sözcük Urba. Nereden geliyor diye ben araştırdım. Bildiğimiz Fransız elbise, elbise Rob, Rob'dan türemiş Urba olmuş. Urba olmuş. Yani çeyiz yani. Rob, Roba, Urba. Şimdi Cengiz evet. Abi aslında konuştuğumuz bizim İngiliz halkı, Yunan halkı, İtalyan halkı değil. Siyasetleri ve zihniyetleri. Emperyal evet. Siyaset. Evet. Onu konuşuyoruz. Evet. Bütün evet. Halklar güzeldir yani. Çünkü sade bir insan olarak hepimiz düşünen, aydın insan olarak, vicdanlı, feraset sahibi insan olarak şunu biliriz. Bu dünya adil birleşebilirsek, üretebilirsek herkese yeter. Evet. Bırakın ise bütün canlılara yeter. Öyle tasarlanmış, herkese yetecek şekilde tasarlanmış, evet. Tanrısal muhteşem bir ahenk var. Ama o adı hastalık mıdır, güç müdür, hırs mıdır, yani kontrol edilemeyen... Hastalıklı bir zihniyet o. Bir sapkın bir zihniyet sanki. Hastalıklı bir zihniyet. Sapkın bir zihniyet. Yani bütün insanları, canlıları katlediyor. Yani doymak bilmeyen, aslında azgın kapitalizm, bir emperyalizm, doymak bilmeyen bir şey, bir ahtapot. Sürekli her şeyi tüketmek istiyor. Evet. O bütün dünyayı bir kişi, o zihniyetin temsilcisine bütün dünya senin desek sanırım yine doymayacak. Hayvanlar bile, bugünkü hayvanlar, bizim çocukluğumuzdaki kedi köpek arasındaki ilişkiye bakarsak, hani annelerimiz babalarımız der diye kedi köpek gibi geçinemiyorsunuz diye. Hırlaşmayın. Hırlaşmayın yani. Derlerdi, evet. Bugünkü kedi köpeklere bakıyorsunuz, benim Aşil diye bir köpeğim vardı biliyorsunuz, öldü. Kitty diye bir kedim vardı, onun karnına bizim köpeğin sıcak tüyleri olduğu için soğuk zamanda gidip karnında yatıyordu. Evet. Yani kedi köpek bile gelişti. Neden emperyalistler hala gelişmezler merak ediyorum. Tanrı'nın bir kuralı var, evrensel kurallar var. Gelişmeye yönelik bir programımız var bizim. Beynimiz ve insanlar hem biçimsel olarak evrimleşiyoruz hem zihinsel olarak evrimleşiyoruz. Değişiyoruz ve gelişiyoruz. Değişmeyen bir garip bir yaratık, bir güruh, bir zihniyet var. Emperyalizm. Umarım bir gün artık onlar da oturur. Artık başka insanlar ve hayvanlar üzerinde denek olarak görmezler. Türkiye, Türk toplumunun yöneticilerinin de bu bilinçle artık yaklaşmasını bekliyoruz. Biz kimsenin kölesi değiliz. Onların o hastalıklı zihniyetinin kabul görmesini de benim beynim kabul etmiyor. Hani bana deseler ki çok Cengiz Han Demirkaya, oturalım beraber, senin okumadığın kitap varsa onları da beraber okuyalım ve seni ikna edelim. Neden Ahmet, neden Mustafa, neden Ayşe aç kalması gerektiğini bana anlatırlarsa, ben de eğer bilmediğim bir şey varsa lütfen söylesinler. Neden o insanlar üşüyecekler evlerinde, neden ışıksız kalmaları gerektiğini, neden aç kalmaları gerektiğini eğer bana çok ciddi bir bilgi, bir veri verirlerse ben de onlarla beraber oturup düşüneyim. Bugünkü bilgilerimle benim onları anlama ihtimalim yok. Türk halkının bugün en başından, Cumhurbaşkanı'ndan başlayan, en alt kademesine kadar olan tüm hiyerarşik sistemi dolduran tüm beyinlerin artık bu konuyu bilimsel olarak düşünmesi gerekiyor. Yani milattan önce 3000, 4000, 5000 yıl öncenin hurafeleriyle eski zamanın getirmiş olduğu ilkel saldırgan zihniyetin, kin ve öfke zihniyetinin ortadan kalkması gerektiğini ve bunun için savaş vermesi gerektiğini düşünmeli. Bu savaş, başka kötü anlamda söylemiyorum, o çirkin, hastalıklı zihniyete karşı artık hepimizin bir kere dur dememiz lazım. Bizim Cumhurbaşkanımız artık şunu diyebilmeli. Getir bakayım kitabını. Efendi, sen ne istiyorsun bizden ya? Sen benim tank fabrikamı niye alacaksın? Niye Mustafa'nın ekmeğini ben buradan sana göndereyim? Sen satarsan alacağım diyecek. Hasan, niye? Sen satarsan bakın alacağım. Hayır, diyecek. Öyle değil. Orası bakın. Eğer öyle söylerseniz hata yaparsınız. O zaman Türkiye kaosun içine girer. Hata bile yapsa, eğer Cumhurbaşkanı ya da hükümet hata da yapsa, bu hatayı ben avantaj olarak kullanmak istemiyorum. Onun fikrini değiştirmek için çaba sarf ediyorum. Gerçekten yıllardan beri kafamda oluşan bir şey var. Bu küresel çetenin en bilgili adamlarıyla oturup bir gün bir yerde en büyük felsefeyi, en büyük düşünceyi, aklınıza gelebilecek en derin yere kadar gidebiliriz. Bir şeyi değiştirmemiz lazım.
Biz onların aklıyla hareket edebilecek kadar cahil insanlar değiliz. Biz Türkler artık hepimizin önünde koskocaman bir bilgi okyanusu var. İnternete girin, oturun her şeyi okuyabilirsiniz. Marx'ı okuyabilirsiniz, Lenin'i, Adam Smith'i okuyabilirsiniz. Atatürk'ün tüm yaptıklarını okuyabilirsiniz. Napolyon'u, milattan önceki bütün kahramanları, İsa'yı, Musa'yı, Hazreti Muhammed'i, diğerlerini, o kalelerde insanların nasıl birbirleriyle savaştığını, her şeye ulaşabilirsiniz ve öğrenebilirsiniz. Artık bilgi bir yerlerde saklı değil. Bunun için artık şunu söylemek istiyorum. Lütfen bizim başımızdaki gibi görünen yöneticilerimiz de artık bu ahkam kesme, tırnak içinde ahkam kesme tarafını bırakıp onlarla bilimsel masada mücadele etmeli. Ayak ayak üstüne atan bir İsrailli, bir Amerikalı, bir İngiliz'in karşısında biz boş bir insan değiliz. Biz oturup her yerde her türlü düşünceyi konuşabiliriz. Dünyanın en büyük fikrini konuşabiliriz. En derin neredelerse oraya kadar gidebileceğimizi biliyorum. Bu yüzden artık Türkiye'nin hamaset siyasetini bırakıp bildiğiniz gerçek bir Çanakkale Savaşı verebiliriz. Bunu akılla yapacağız ama. Bunu bilgimizle ve duruşumuzla yapacağız. Cengiz, anlatabildiğim abi, çok mu saçmaladım? Hani geniş konuşarak böyle hani biraz daraltmakta yarar var diyebilir miyim? Şöyle daraltayım yani, yoksa saçma duracak. Bizim insanlarımız artık karşıdan gelen talepleri, biz paçayı kaptırdık, biz artık insanlarımızı zaten okumuyor. Biz bunları verelim, böyle hamaset siyaset yapalım, orayı bitmek zorunda. Artık Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, bugün onlar olduğu için söylüyorum. Hepimiz, oturun bakayım masaya diyeceğiz. Ya ne istiyorsunuz, derdiniz ne ya? Ne istiyorsunuz? Soru bu. Niçin 10 liraya domates satılabilir, 15 liraya biber yiyoruz biz? Niçin? Niçin buna karşı gelemiyoruz? Biliyoruz sebeplerini ama ben hepsini biliyorum. Bunun için artık bizim en tepemizdeki insanlar da bu bilimsel yaklaşımla uluslararası mecrada savaş vermeliler. Çanakkale'yi geçirmemeliler. Cengiz Han Bey, şimdi sosyal bilimlerde, insan bilimlerinde bir yöntem, bir metot var, bir bakış var. Batı emperyalizminin nedenini de buna bağlayabiliriz. Özellikle her toplumda vardır, Batı sisteminde daha belirgin. Şimdi şöyle, insan yani etnosantrik kendisini merkeze koyuyor. Bir hamle yapıyor. Evet. Egosantrik düzeltiyorum. Kendisini merkeze koyuyor. Ben. Benim doğrum. Bir sıçrama yapıyor. Etnosantrik. Kendi değerim, kendi kültürüm, kendi ulusum, kendi inancım en doğrudur. Bir sıçrama yapıyor. Jeosantrizm. Yani dünya merkezli. Her şey dünya gerçeklerine göre. Başka bir evren, başka bir düzen yokmuş gibi. Oraya göre açıklamaya kalkıyorum olayları. Bir sıçrama da yapıyor. Heliosantrizm. Güneş merkezli sisteme göre düşünüyor. Şimdi Batı daha şöyle bir anlayış var. Atıyorum Doğu toplumlarından bir çok büyük bir sanatçı çıksa, büyük bir bilim adamı çıksa, onu devşiremediği takdirde veya kendisi uyaramadığı takdirde reddediyor. Ya istediğiniz kadar bilimsel tez sunun, ona bir şeyi var, rezervi var. Kabul etmiyor yani kendisinden başka. Yani daha düne kadar bu emperyal sistem, yani o bakış şunu tartışıyordu ya, zenciler insan mıdır, başka bir tür müdür? Bunu tartışan bir... Ya zenciler insan mıdır, başka bir tür? Hatta deliler tartışır ancak. Bunu da, hayır, evet. Şimdi Afrika'daki zencileri götürüp Batı'da, İngiltere'de, şurada burada müzayede salonlarında, yani hani sergileyen bir zihniyet, ayaklarında zincirler, evet, var. Evet. Şimdi böyle bir güruh, hastalıklı bir yapı. Artık bitsin ama. Tabii ki bitsin. Ama Batı'nın yapması gereken, hala da bitmedi, bütün doğuya, Suriye, Irak, Libya, oraya buraya saldırıyor. Bize yer yer örtülü, yer yer açıktan saldırıyor. Evet. Hala Batı'nın, emperyalizmin, gerçi biz de çok insani şey düşünüyoruz herhalde, özür borcu var dünya, bütün dünya uluslarından. Tabii bence de. Bütün dünyadaki canlılardan çok doğru özür borcu var. Kesinlikle. Belki affedebiliriz yani, biz doğuların ne dersek diyelim, zihnimiz yani moderndir ama biz doğulu bir halkız. Biz doğular yani vicdanlıyızdır. Affederiz. Merhametliyiz biz. Ya, özür dileyene, evet, aman dileyene yüreğimiz açarız.
Evet. Emperyalizmin bütün doğudan, bütün canlılarda karşı bir özür borcu var. Katılıyorum. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 104. yıldönümü. Çünkü bizim çocuklarımız, atalarımızı, çocukları babasız bıraktılar. Evet. Küçük küçük çocukları şehit oldu onlar yüzünden. Sevgililerini bekledi kadınlar ama bir daha görmedi sevgilisini. Daha yani kocasını, bir yavuklusuna çiçek babası. Vermemiş çocuklar. O nedir bilmeden evet. 15 yaşında gitti Çanakkale'de. Evet. Anneleri işte onlara kınalar yaktı da gönderdi. Bu çocukları nasıl öldürürsünüz ya? Niçin? Niçin öldürürsünüz? Niçin? Biz yani abartmayayım. Tarihle, kültürle mümkün olduğunca ilgiliyim. Okumaya çalışıyorum. Nefsi müdafaa olmadığı sürece biz insan öldüremeyiz. Özgürlüğümüz bağımsız söz konusu evet. olmadığı sürece insan öldüremeyiz. Evet. Neyi hatırlattınız? Çok doğru bir tespit yaptınız bu arada. Süperdiniz. Özür borcu konusu. Çok iyi bir göndermeydi. Çok iyiydi. Şimdi demin verdiğim bir örnek vardı, kedi köpek meselesi. Bugünün köpeğinin üzerinde bir kedi uyuyabiliyorsa, bundan 1000 yıl önce, 2000 yıl önce kavimler arası ya da yarım milletleşmiş toplumlar arasındaki ilkel dönemdeki savaşlar bugüne taşınmamalı. Artık o bitmiş. Orta çağın hurafik, o bir takım dinsel hurafelerin toplumlara dikte edilmesinden dolayı bir sürü kadın Avrupa'da, Orta Çağ'da bildiğiniz ateşin içine atılarak yakıldığı, içinden cin çıkarılmaya çalışıldı. Bunlar ya da Haçlı Seferleri İbn-i Sina gibi, o çağlarda müzikle eğitiyordu ruh hastalarını. Evet. Düşünün. Şimdi Haçlı Seferleri 8-10-11 tane Haçlı Seferi var kısım kısım. Avrupa'daki bu zihniyet birinci Haçlı Seferi'nde yenilip ikinci Haçlı Seferi'ni hazırlarken ne kadar Avrupalı çocuk varsa, çocuk bunlar, onlar da çocuk. O çocukları Anadolu topraklarında ve Orta Doğu'da tamamen %80'ini kaybettirecek ölçüde yok ettirdiler. Şimdi geçmişteki yaşanan ilkel dönemdeki zihniyet artık tamamlanmış durumda. Bugün 21. yüzyılın insanıyla hayvanlarını da yan yana getirirseniz, hatta bitkileri bile inceleyebiliriz, geliştiğini anlarız. Geçmişteki savaşlar o döneme ait, o dönemin ilkel düşüncelerine ait, belki de olması gereken, belki de o doğanın, o gelişimin, evrimsel sürecin bir parçasıydı değerlendirebiliriz. Artık bugün için kafalarını değiştirsinler. Bıktırdılar, toplumları ezmekten, toplumların hakkını yemekten artık dışarıya çıkmaları lazım. Artık orayı da unutsunlar artık. Biz Türklerle Yunanlılar savaşmış olabiliriz. Bundan 1000 yıl önce Roma ile çatışmış olabiliriz. Araplarla da savaşmış olabiliriz. Bunlar o dönemin, o zamanına ait gerçekleriydi ama bugün için değil artık. Bugün biz birbirimizi öldürmek durumunda değiliz. Artık dediğim gibi kedi köpekle oyun oynayıp birlikte mama yiyebiliyorlar. Onun üzerinde uyuyabiliyor. Bir tek değişmeyen var, emperyalist, o zihniyet hala 1000 yıl önceki, 2000 yıl önceki zihniyeti taşıyor. Bu da bir hastalıklı bir bakış açısıdır. Normal bir insan bugün savaşın peşinde olmaz. Oturur, tam tersi, Afrikalı açsa Afrikalıyı, bırakın Pakistan'daki, Afganistan'daki insanları içerisine hurafe atıp mezhep savaşlarını çatışacak, finans ayırmayı, silah satmayı, onları nasıl barıştırabileceğini düşünmelisin. Yani bu hastalıklı zihniyetin hala Çanakkale savaşları devam ediyor. Galiba biz zamanımızı geçtik. Eray da uyudu artık kameranın başında. Çok yoruldum sen. Benim, şunu hatırlatayım Eray, şunu sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Manavgat'ta Sorgun Ormanı yanmıştı. Hı hı. O yine sahtekar hırsız kesimlerin sırf oraya bir otel, bir şey dikeyim diye yaktıklarını da biliyoruz. Ve ben ilk giden kişilerden birisiydim. Her tarafı söndürmeye çalışıyorum. Orman yanıyor, Sorgun Ormanı. Televizyonda söylenmeyecek yöntemi bile kullanmıştım söndürmek için. Hani bir parça faydam olursa bile. Sonra çok etkilendim. Orada yılan geçti, kaplumbağalar, hayvanların kaçışını izledim. O çatırtı, o yanma sesiyle o kozalakların patlayıp başka bir yere gitmesi, ağaçların yanma sesi inen ciğerinizi yakıyordu bildiğiniz. Ağlar, ağaçlar da ağlar. Ağlarlar ve ağlarlar. O gün, o akşam
Klas Televizyon'da bugünkü Kanal Antalya ve canlı yayında yine soruyorumdu ve çıkıp anlatmıştım. Yarım saat konuşmuştum. Çok duygulanmıştım ama yani bildiğiniz o film gibiydi. Bütün Manavgat'ın uyuduğunu, benim sesim biraz uyutma şeyi vardı. Ses frekansı gerçekten insanları rahatlatıp uyutmaya götürdüğünü biliyorum. Birçok insanı, insanla ertesi gün karşılaştım. Herkes ben konuşurken uyumuş evinde. Şu anda da Eray uyudu zaten. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Ama Çanakkale hiçbir zaman geçilmeyecek. Biz Türkler, biz Türk halkı. Kürdüyle, Türküyle. Doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi. Bu Anadolu'nun, bu toprakların kültüründen gelmiş o güzel insanlar. Hepimiz Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Anadolu'nun o taşının altına elimizi, gövdemizi, kafamızı koymaya, gerekirse ölmeye devam edeceğiz. Çanakkale hiçbir zaman geçilmeyecek. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Kapatmadan bir çift söz edeyim. Sevgili dostlar, değerli izleyiciler, emperyal sistem tarihin her çağında vardır. Batılılar daha önce Truva'ya saldırmıştı. Akalar Truva'ya saldırmıştı. Bunları püskürtüyordu Truvalılar, hemşehrilerimiz o günkü. Sinsi bir plan geliştirdiler, Truva atı yaptılar attan. Onlarla girdiler, düşürmüşlerdi. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda bunu atıf yapıyor. Truva. Yani Truva'nın öcünü aldık. Fatih Sultan Mehmet de söylüyor. İlginçtir bunu. Yani bugün iç siyaset konuşmadık, yerel seçim konuşmadık. Çok da doğru yaptık. Bugün Çanakkale Savaşı'nın 104. yılı çünkü. Daha böyle duygusal konuştuk, insani konuştuk. Emperyalizmi yerden yere vurduk. Hep de vuracağız. Ya onlar yok olacak ya da bütün canlılar ya da bütün insanlar onuruyla yaşayacak. Sevgili dostlar, Antalya'nın kanalı Kanal Antalya'dan hepinize sevgiyle, saygıyla, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz. Onlara teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim.